Selamlar herkese. Apple hız kesmeden devam ediyor. iOS 18.0 ve iOS 17.7 güncellemeleri yayınlanmıştı. Şu anda da iOS 18.1'in Developer Beta 4 sürümü yayınlandı. Bu aslında özel bir güncelleme. Çünkü iOS 18.1'in Developer Beta sürümleri zaten vardı. Ancak sadece iPhone 15 Pro ve üzeri cihazlar için geliyordu. Bu sefer iOS 18'i destekleyen tüm iPhone modelleri için bu güncelleme yayınlandı. Sizinle bu video içerisinde iOS 18.1 Developer Beta 4 güncellemesinin yeniliklerini konuşalım. Bu güncellemenin büyüklüğü benim kullanmakta olduğum iPhone 15 Pro için yaklaşık 7,5 GB'tı. Ben iOS 18'in tam sürümünü kullanıyordum. Sizin kullanmakta olduğunuz iPhone modeline bağlı olarak ve kullanmakta olduğunuz iOS sürümüne bağlı olarak güncellemenin büyüklüğü değişiklik gösterebilir. Benim gibi 18.0'dan geldiyseniz yaklaşık 7 GB büyüklüğünde olacaktır. Ancak iOS 18.1'in bir beta sürümünden geldiyseniz 1 GB'ın biraz daha altında olabilir bu güncellemenin büyüklüğü. Bu güncellemeyle aslında beklenilen güzel bazı özellikler gelmiş. Ana ekran tuşuna ilk defa basarak Apple Intelligence'ın size metin tahminlerini üretmesini artık sağlayabiliyorsunuz. Aynı zamanda bir yazı yazdığınız zaman yazma araçlarını kullanarak yapay zekanın sizin için bu metni daha arkadaş canlısı bir metne dönüştürmesini ya da daha formal bir dile, yani daha resmi bir dile dönüştürmesini sağlayabiliyorsunuz. Klavyede bulunan emoji seçicisi büyümüş. Zamanında iOS 18.0'ın bazı betalarında bu şekilde büyümüştü. Sonradan geri küçüldü. Bakalım bu güncellemeyle büyüdü, tekrardan geri küçülecek mi merak ediyorum. Ben açıkçası bu şekilde büyük olması taraftarıyım. Ancak küçük olmasını tercih eden de büyük bir kesim var. Denetim merkezini açtığınızda bağlantılar sayfasını açıp yani tam ekran olan o bağlantıları açtığınızda Wi-Fi ve Bluetooth gibi bazı araç takımlarının tasarımının değiştiğini göreceksiniz. Açıkçası ben bu tasarımı daha çok beğendim. En azından hangi Wi-Fi ayarına bağlı olduğumu daha büyük bir şekilde, daha net bir şekilde görebiliyorum. App Store'u ilk defa açtığımda karşıma kişisel reklamlarla ilgili bir mesaj çıktı. Ancak sizde kişisel mesajlar açıksa bu mesaj sizde çıkmayabilir. Fotoğraflar uygulamasını ilk defa açtığımda da karşılama mesajı çıktı fotoğraflar uygulaması için. Anlık iki tane hata fark ettim. Birincisi denetim merkezinde boş bir sayfa var. Sadece tek bir araç takımı ekli. Bunu ben eklemedim. Karşıma çıktı. İkincisi ayarlar uygulamasını açtığımda zaman zaman iPhone simsiyah ekranda kalabiliyor. iOS 18.0 güncellemesine çok fazla yorum geldiği için bu videoda da tekrar dile getireceğim. Çağrı kaydetme, fotoğraftan nesne veya kişi silme, Apple Intelligence özellikleri gibi özellikler iOS 18.1 güncellemesiyle geliyor. Örneğin şu anda ben yan tarafta gördüğünüz üzere kullanabiliyorum bu özellikleri. Fakat Apple Intelligence'ı kullanabilmek için iPhone'un dilini İngilizce yapmanız gerekiyor. iOS 18.1'in herhangi bir developer beta sürümüne geçiş yapmanız gerekiyor. Tabi ilerleyen süreçlerde public beta da olabilir. Aynı zamanda Siri'nin dilini İngilizce'ye çevirmeniz gerekiyor. Ayarlar, genel dil ve bölgeden bölgeyi Amerika seçmeniz gerekiyor. Bunlardan sonra Apple Intelligence menüsünü açıp bir join list var, bir wait list var. Oraya dahil olmanız gerekiyor. Bu listede sıra size geldiğinde iPhone'a bir bildirim gelecek. Sonrasında Apple Intelligence'ı kullanabileceksiniz. Tüm bu adımlara rağmen kullanamıyorsanız iPhone'u bir kapatıp açtığınızda Apple Intelligence ve Siri'nin yeni tasarımı karşınıza geliyor. iPhone 15 Pro bu işletim sisteminde, bu güncellemede 18.0'a göre biraz daha sıcak çalışıyor. Onu söyleyebilirim. Ancak bu benim güncelleme sonrasında şarjımın %20 olmasından dolayı mıdır, farklı sebeplerden dolayı mıdır, bir şey diyemem. Genel olarak performans sonuçları hakkında da çok yorum yapamayacağım çünkü henüz Developer Beta 4 sürümündeyiz. İlerleyen sürümlerde performans konusunda daha iyi yerlere gelebiliriz diye düşünüyorum. Ben bu güncellemeyi yükledim ve şarj döngüm yaklaşık 150 diyebiliriz. Hala batarya sağlığımda %100, yani güncelleme sonrasında pil sağlığında herhangi bir düşüş olmadı. Bu güncelleme bana neden gelmedi diye soracak olursanız Apple Beta programına dahil değilsinizdir veya bu güncellemeyi iPhone'unuz desteklemiyor olabilir. Bu güncellemeyi şu an için kesinlikle yüklemenizi önermiyorum. Çünkü güncelleme gerçekten 18.0 kadar akıcı ve stabil değil. Aynı zamanda yükleseniz bile Apple Intelligence'ı ve yeni Siri'yi Türkçe olarak kullanamıyorsunuz. Fakat şunu kabul ederim, fotoğraf silme özelliği için ben bu güncellemeyi yüklemek istiyorum derseniz birkaç beta daha bekleyin, o şekilde yükleyin derim. Çünkü bu bir beta güncellemesi ve şu anda tam stabil değil.
Normal betalarda bile hatalar var. Ancak bunda şu an için daha fazla hatalar var diyebilirim size. Siz iOS 18.1 beta 4 güncellemesini nasıl buldunuz? iPhone'unuza yüklediniz mi? Ve bu şekilde videoları kaçırmamak için kanala abone olup çanı açabilirsiniz.